Partimizin Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan. İnsan hakları ve özgürlükler için. Çok değerli Bingöllüler, burası imanlı, inançlı insanların diyarı. İman kalesi, milli görüşün kalesi Bingöl'deyiz. İşte 94'te rahmetli Erbakan hocamız tam da bu meydanda meşhur konuşmasını yaptı. Bu bölge insanının hakkını savunurken bu konuşma dolayısıyla siyasi yasaklı hale geldi, ceza aldı. Allah gani gani rahmet eylesin. Hayatı boyunca mazlumun, ezilenin, hakkı yenenin yanında durdu. Bu bölge insanının derdiyle dertlendi, haklarını savundu. Bu bölgenin kalkınması için doğuda ve güneydoğuda çimento fabrikaları, şeker fabrikaları, azot sanayi tesisleri, Diyarbakır Temsan fabrikası, Muş Barit tesisi, deri işleme, et balık kombinaları, süt tesisleri, organize sanayi bölgeleri, bütün bunları da bu bölgeye kazandırdı. Bugün biz de Erbakan hocamızla aynı çizgide yürüyen yeniden Refah Partisi olarak bu bölge insanını kucaklamaya ve bu bölge insanının derdiyle dertlenerek derdine derman olmaya geliyoruz inşallah. Şimdi bütün gazeteciler, televizyoncular, anketçiler, hatta rakip siyasi partidekiler dahi gece gündüz yeniden Refah konuşuyor. Gece gündüz Anadolu'da, sahada en güçlü rüzgar yeniden Refah Partisi'nin rüzgarıdır diyor. Ha, bizi çıkartamıyorlar. Neden? Çünkü ambargo var. Talimat var. Yeniden Refah Partisi adayları ve genel başkanı televizyonlara çıkamıyor. Yasak konulmuş. Gece gündüz yeniden Refah'tan konuşuyor. Yeniden Refah stratejisinden bahsediyor. Yeniden Refah Partisi'nden bir temsilciyi davet edip de ya siz ne diyorsunuz? Sizinle ilgili konuşuyoruz. Sizin bir sözünüz var mı? Size cevap hakkı doğdu. Sizin adınız geçti. Bunu diyemiyor. Bizzat yukarılardan talimat gitmiş ve gazetelere, televizyonlara bugün yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı ve adaylarının çıkabilmesi mümkün değil. Buradan Bingöl'den bunu ilan ediyor. Ama bizden bahsetmekten kendilerini alamıyorlar. Gece gündüz bizden bahsediyorlar ve hepsinin mutabık kaldığı nokta diyorlar ki bu seçimlerde oyunu arttıracak tek parti yeniden Refah Partisi olacak. Evet, doğru söylüyor.